Burası çok güzel. İnanamıyorum. Burası tuvalet. Oh my god. Ben tabii biraz uzak duruyorum. Çok büyükler. Anadolu NFT'lerinin bu bölümünde başka güzel bir kentte Sivas'tayız. Dağların yırmakların buluştuğu, tarihi İpek yolunun kesiştiği, ünlü Kral yolunun duraklarından biri, ülkemizin kurtuluşunun ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı güzel illerimizden birisi Sivas. Anadolu NFT'leri programından hepinize merhaba. Ben Büşra Nefes Bedel. Bugün Türkiye'mizin çok güzel şehirlerinden bir tanesi olan Sivas'tayız. Her şeyden önce şunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ben bir sunucu, YouTuber değilim. Ben bir sanat tarihçiyim ve bu sanat tarihçi kimliğimle size buraları gezdireceğim, anlatacağım. Eğer bir kusurum olursa şimdiden affola. Şu anda Sivas'ın meydanındayız, hükümet meydanındayız. Arkamda Sivas Valiliğini görüyorsunuz. Hemen onun yanında Osmanlı'dan kalma bir bina var. Ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi binası bulunuyor. Ve hemen bu tarafta da farklı medeniyetlere ait İlhanlılardan, Selçuklulardan medreseleri ve yapıları görüyoruz. Şimdi ben bunları size böyle anlatıyorum ama içerisini tek tek gezdireceğim ve detaylı bir şekilde size bunları tekrar anlatacağım ve göstereceğim. O zaman şimdi gezimize başlayalım. Bu meydan hem Osmanlı İmparatorluğu hem de İmparatorluk öncesi birçok Türk devletinin izlerini taşıyor. Neredeyiz şu anda biliyor musunuz? Üniversite kampüsündeyiz. Hatta üniversitelerin kampüsündeyiz. Birçok üniversite yan yana. Selçuklulardan ve İlhanlılardan kalma medreselerin oradayız. Medrese nedir? O dönemin üniversiteleri, eğitim birimleridir. Şimdi ben size bunları tek tek göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz medrese Burcu Medresesi olarak geçiyor ve astronomi ve fizik eğitimlerinin verildiği bir medrese. Hemen onun karşısındaki Şifaiye Medresesi, orada da aslında tıp eğitimleri veriliyor ve hastane olarak kullanılıyor. O dönemin Selçukluların en büyük hastanesi. Başka büyük yok, tek. Hemen onun karşısındaki bina ise, medrese ise İlhanlılardan kalma. Gördüğünüz gibi o kadar heybetli ve o kadar ihtişamlı gösterilmek istenmiş ki medresenin hemen giriş kapısına iki tane minare yapılmış. O zaman ne yapıyoruz? Üniversiteleri gezmeye devam ediyoruz. Medreselerin ortasında Selçuklulardan kalan ve bizi çok şaşırtan bir yapı daha var. Hamam yapısı. Şu anda medreselerin tam ortasında bulunan, tam orta merkezde bir hamamın içerisindeyim. Burası bir hamam, Türk hamamı. Selçuklulardan kalma bir hamam kalıntısı burası. Maalesef üzerine bir kitabesi, yapanı, yaptıranı hiçbir şey yok. Sadece Selçuklulardan kaldığını biliyoruz. 1963 yılında burası kalan duvarları onarılmış, bu hale gelmiş. 2010 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış. Çok ilginç, yani medreselerin olduğu bölümün tam ortasında hamamın olması benim çok ilgimi çekti açıkçası. Acaba neden? Dönemin fizik ve astronomi eğitimlerinin verildiği Burcu Medresesi'ndeyiz. Üniversitelerimizin bir tanesinin önündeyiz, Burcu Medresesi'ndeyiz. Selçuklu'dan kalma çok önemli bir yapı. Selçuklu'nun kendine has özellikleri var. Zaten yapıda ben Selçuklu yapısıyım diye bağırıyor. Nereden anlıyoruz? Tabii ki de Taç Kapısı'ndan. Taç Kapısı'nın o kadar heybetli, o kadar süslü oluşu Selçuklu'nun en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Üzerinde Selçuklulara ait birçok motif var. Mukarnas Kalkus Sarısı'ndan tutun da geometrik, palmet, rumi, birçok süslemeler Selçuklu özelliklerini gösteriyor aslında. 3. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1271 yılında inşa ettirilmiş fizik ve astronomi eğitimleri veriliyormuş burada. Şimdi ben size bunu çok kısa bir şekilde anlaşılmak üzere nasıl anlatabilirim? Şu anda medresenin avlusundayız. Plan olarak medrese açık avlulu, 4 eyvanlı, dikdörtgen planlı olarak geçiyor. Eyvan 3 tarafı kapalı, bir tarafı açık. Toplanma alanları,
Daha çok üniversitede yazları, yazlık dershane dediğimiz dershane bölümleri. Yani burada eğitim alıyorlardı. Şu anda medresenin avlusundayız. Hemen sağımda ve solumda öğrenci hücreleri bulunuyor. Öğrencilerin dinlendikleri, ders çalıştıkları, uyudukları aslında bir yatakhane niyetinde ama bunlar tek olarak. Tek bir öğrenciye tek bir oda veriliyordu. Şimdi burası günümüzde kafeterya olarak kullanılıyor. Hem yazın hem kışın olarak iki bölümden oluşuyor. Bakın eyvan demiştim. Şu anda karşımda ana eyvan var. Burası dershane bölümü. Burası çok güzel bir medrese ama günümüzde çok iyi korunamamış. Çok üzgünüm. Yani çok bakımlı değil, bakımsız. Üzülüyorum ya ben. Bu kadar önemli, bu kadar kıymetli bir tarihi binanın, tarihi bir eserin korunamamasına gerçekten üzülüyorum. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapılar hep ince işçilikleri ve heybetli kapılarıyla dikkatimizi çekiyor. Medreselerin olduğu bu bölgede bir dönem hastane olarak kullanılan başka bir harika yapıya rastlıyoruz. Şu anda bir hastanenin önündeyiz. Hem de hangi hastane biliyor musunuz? Selçuklulardan kalma. O dönemin en büyük hastanelerinden bir tanesindeyiz. Hatta o dönemin en büyük hastanesi. Burası 1. İzzettin Keykaos zamanında 1217 yılında inşa ettirilmiş. 1. İzzettin Keykaos döneminde inşa ettiriliyor yani kendisi tarafından. Hastane olarak bir şifane olarak inşa ettirilmiş ama Osmanlı döneminde bir medrese olarak kullanılmış. O dönemde hem hastane olarak işlev görüyor hem de tıp eğitimleri veriliyor. Güney tarafında burayı inşa ettiren 1. Keykaos'un türbesi bulunuyor ve burası çok özel bir türbe. Neden? Çünkü dışarısı çinilerle kaplı. Tuğla manzaralı ve çinilerle kaplı. Onu da size göstereceğim. Şimdi içerisinde kafeler ve dükkanlar olsa da bir zamanlar burası insanların şifa bulmak için geldiği bir mabet. Buraya özgü işte buranın sanırım yanlış bilmiyorsam kilimleri meşhurdu. Onların satıldığı, işte oturup çay kahve içebileceğiniz bir yer olarak kullanılıyor burası. Selçuklu denince ne akla gelir? Tabii ki de onların en önemli mühürlerinden bir tanesi, amblemlerinden bir tanesi olan çift başlı kartal. Ve karşınızda kocaman bir çift başlı kartal figürünü görebilirsiniz. Burası burayı, bu şifahaneyi inşa ettiren 1. Keykaos'un mezarının bulunduğu türbe. Görüyorsunuz çok özel. Kapısı tuğladan inşa edilmiş ve çini süslemelere sahip. İçeride kendisi ve çocuklarının yattığını biliyorum. Sandukaların üzeri de çivi kaplı ve çok özel. Selçuklulara ait medreseden çıktığımızda karşımızda heybetli ve çok gösterişli bir yapı olan İlhanlılara ait bir medreseyle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar büyük ve devasa ki İlhanlıların o dönemki gücünü ve kudretini gösteriyor. İlhanlılara ait bu medrese İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveni tarafından 1271 yılında inşa ettirilmiş ve içerisinde hadis ilminin okutulduğu bilinmekte. O kadar heybetli, o kadar gösterişli bir giriş kapısı var ki bu Sivas'ın simgelerinden bir tanesi haline gelmiş. Çifte minare medrese olarak biliniyor adı. Maalesef sadece medresenin içerisini size gösteremeyeceğim taç kapısı ve giriş kapısının üzerindeki iki tane minareyi görebiliyorsunuz. Heybetli taş kapısından da anlaşılacağı üzere İlhanlılar o dönemki güçlerini, kudretlerini göstermek için böyle yapı inşa ettirilmiş ve o dönemde İlhanlılardan kalma bu yapı o dönemin en büyük ve en heybetli taş kapısı olarak biliniyor. Anadolu'da başka bu şekilde heybetli ve büyük taş kapı maalesef göremiyoruz. Üzerindeki süslemelerinden tutun da minareledeki çini süslemelere kadar o kadar önemli ve o kadar güzel özellikleri var ki şimdi size bunu detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Minarenin üzerindeki çini süslemeler, tuğla işçiliğinde yapılmış minarelerin üzerindeki çiniler çok özel. O dönemden günümüze ulaşabilmiş ve gördüğünüz gibi kapıdaki birçok süsleme de o dönemin özelliklerini yansıtıyor. Çok kollu yıldızlardan tutun da Mukarnas kavsarısı, işte geometrik motifleri, giriş kapısının iki yanında bulunan mihrabiyelerden o dönemin özelliklerinin hepsini yansıtıyor. Yani ekrandan nasıl görebilirsiniz bilmiyorum ama inanılmaz devasada ve inanılmaz büyüklükte bir yapı. Maalesef günümüzde sadece bu giriş kısmı, taç kapısı gelebilmiş. Medresenin diğer kısımları maalesef günümüzde yok. Medreselerin arasında maalesef tarihi dokuyu katleden ve gözümüzü tırmalayan bir ihmal de bizi üzmedi değil.
Bu kadar güzel bir yapı diyoruz, bu kadar güzel bir tarihi anlatıyoruz size. Ama maalesef üniversitemizin, kampüsümüzün içerisinde yerde görmüş olduğunuz çizgiler burayı çok başka bir yere çevirmiş. Burası bildiğiniz futbol sahasına çevrilmeye çalışılmış. Yani bu tarihi yapının özellikle üniversite kampüsünün içerisine yapılacak bir şey mi bilemiyorum. Bence bu tarihi yapımızı inanılmaz derecede bozmuş. Tabii bu benim fikrim. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Sivas'ı gezmeye devam ediyoruz. Bakın burada ne var? $100 şehri. Sivas Spor. Sivaslılar Sivas Spor'la o kadar bütünleşmiş bir durumda ki onlarla gurur duyuyorlar. Şehrin her yerinde logolarını görebilirsiniz. Çok başarılılar bu sene. Avrupa'da da birçok başarı gösteriyorlar. Mükemmel gidiyorlar. Biz de bir Sivas Spor maçına katılmak, dahil olmak istiyoruz. Umarım bunu da gerçekleştiririz. Her Türk evladının gurur duyacağı ve mutlaka görmesi gereken bir yere geldik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı ve Cumhuriyet'in temellerini attığı en önemli yerlerden birindeyiz. Sivas Kongre Binası'ndayız. Cumhuriyet'in temelini burada attık. Mustafa Kemal Atatürk. Şu anda çok önemli bir binanın önündeyiz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongre Binası'nın önünde. Burası Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin milli mücadele karargahı olarak kullandığı bir bina. Çok önemli bir bina. Bizim için de, Sivaslılar için de. Günümüzde müze olarak kullanılsa da bir dönem Sivas Kongresi Erkek Lisesi 4 Eylül 1919. Yani Sivas Kongresi Erkek Lisesi olarak kullanılmış. Ama şu anda Sivas Kongre Binası ve Atatürk Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Yani etnografik eserlerin sergilendiği müze olarak kullanılıyor. Şimdi buyurun içeriği de birlikte gezelim. Sivas Kongre Binası'nın içerisine girmek üzereyim. İçeride çok güzel Atatürk'ün odasından tutun da sınıf olarak, lise olarak kullanıldığı dönemden kalma böyle örnek sınıflar oluşturulmuş. Hem etnografik eserler de var. Kongre zamanında Atatürk'ün 108 gün burada kaldığı süre içerisinde neler yaptığı da anlatılıyor. Şimdi içeri gireceğiz ve bunları size göstereceğim. Tabela dikkatimi çekti. Diyor ki bu bina Sivas Erkek Lisesi olduğu dönemde 1915 Çanakkale Harbi'ne gönüllü giderek şehit düşen kahraman Sivas Lisesi öğrencileri hiç mezun vermemiş. Yani o dönemde hiç mezun vermemiş burası. Burada liseden kalma bir örnek sınıf hazırlamışlar. Çok da güzel görünüyor. Evet, basın ve yayın odası, yemekhanesi. O kadar güzel düzenlenmiş ki burası. Bu oda basına ayrılmış bir oda. Tek açıklamaları yazıyor. Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta. Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere Amasya'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk 27 Haziran 1919 tarihinde Sivas'a ulaştı. Mustafa Kemal Paşa ile beraber şehrin girişinde vali Reşit Paşa ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılandı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelmesinden tutun da burada gösterdiği başarılara kadar, kazandığı zaferlere kadar hepsi tek tek anlatılmış. Bakın. Erzurum Kongresi Sivas Delegeleri. Burada asılları da sergilenmiş. Bu çok güzel. Osmanlıca yazılar var. Burada Osmanlıca yazılarını diğer tarafta da Türkçe tercümanlarını yapmışlar. Çok güzel olmuş. Burada da haritasını gösteriyor. Çok detaylı. Bence çok güzel bir tarih. Yani
Öğrenmek için mükemmel bir yer. İletişim, haberleşme en sevdiğim yer. Sivas Baş Odası'na geldik. Çok güzel. O dönemin mobilyaları, o dönemin görselleri, mimarisi, hepsi sedef işleme, hepsi o kadar muhteşem, o kadar güzel ki. Sandıklardan tutun da mangala kadar her şey sergilenmiş. Bakın burada ne var? Payton. Ben paytonları çok seviyorum ve çok güzel değil mi? Atatürk'ün Sivas'ı ziyaret ettiği sırasında kullanmış olduğu paytonmuş bu. 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'a geldiğinde kullanmış bu faytonu. Çok güzel bence. İçi de küçücük ama çok güzel. Binanın üst katına çıktık ve burada Kongre, Sivas Kongresi'nin kararlarının anıldığı kongre salonu bulunuyor. Şimdi orayı geziyoruz. Biz... Kongrede bulunan herkesin tek tek fotoğrafları ve isimleri yer alıyor. Hatta nerede oturduklarına kadar sanırım oturma sıralarına göre konulmuş da olabilir. Şu an çok önemli bir odadayız. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, kararların alındığı kongre odasının içerisindeyiz. Ve yani şu anki şeyi anlatamayacağım size. O kadar güzel hissediyorum ki. Evet, ya istiklal ya ölüm parolası ilk olarak bu odada söylendi. Ve kongreye dair kararlar 10 madde halinde bu odada alındı. Mustafa Kemal Paşa'ya tahsis edilen oda burası. Mütevazi oda olarak geçiyor. Yani büyük komutanın odası, Mustafa Kemal Atatürk'ün odası. Mustafa Kemal burada 108 gün kalmış Sivas'ta ve kaldığı ilk odadaki eşyalar da burada sergileniyor. Bu odanın küçük olması nedeniyle toplantılar için üst kattaki büyük odaya gönderiliyor, yerleştiriliyor daha sonra Mustafa Kemal Atatürk. Orada kullanmış Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı eşyaları görüyoruz. Onları sergilemişler. Çok güzel bence. Çok mütevazı, çok küçük ama bence güzel bir odaymış. Dolaştık, gezdik. Birkaç yer gösterdim size. Tabii ki ne oldu? Acıktık. Sivas'ta birçok yöresel yemek var. Birbirinden lezzetli, güzel ama en meşhurlarından bir tanesi döneri ve köftesi. Biz şu anda çok bilinen ve en özel yerlerinden biri olan Has Döner'in önündeyiz. Ne yapıyoruz? Hemen koşarak içeri giriyoruz ve karnımızı doyuruyoruz. Koşun! Siparişlerimizi verdik. Tabii ki dışarıda çok soğuk. Dışarısında inanılmaz bir soğuk var. Öncesinde bir çorba söyledim. Buranın meşhur bir çorbası var, yerli çorbası diye. İlk olarak onu içeceğim. Daha sonra dönerin tadına bakacağım. Döner ve yanında başka şeyler de söyledik tatmak için. Gelsin, göstereceğim size. Teşekkür ederim. Çorbam geldi. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel. Tarhana çorbasına benziyor tadı. Çok lezzetli. Döner için geldik ama... Teşekkürler. Burada şiş kebabımız var. Bir tane de köfte söyledik. Ekmeklerimiz yağlı yağlı. İnanılmaz lezzetli. Normalde diyetteyim ama... Yoksa bir şey yok. Çok lezzetli. Söylendiği kadar var yani, muhteşem.
lokum gibi. Çok başka. Çok sıcak ama çok lezzetli. Ben şimdi buraya gelmişken buranın kendine has tatlılarını yemek istiyorum. Hurma tatlısı. Evet. Hurma diyoruz. Kalbur abası diye geçer. Tamam. İçerisinde ne var? İrmik helvası ve ondan yapılır cevizli. Cevizli. Aynen. Tamam. Peki o zaman ben buraya özel tatlıları yemek istiyorum. Onlardan sipariş vereceğim şimdi. Tatlılarım geldi. Şimdi hepsinden birer tane söyledim ama tadına bakacağım. Çok güzel. Anteplilerin katkilerine benziyor. Çok böyle yani hafif, çıtır çıtır. Bu zaten bildiğimiz kalbura bastı. Burada ismi değişik ama böyle biraz kavrulmuş un helvası gibi. Ama çok güzel bunun tadı. Bu da bildiğimiz zaten havuç dilim. Çok lezzetli. Yani tabii kıyaslama yapmak doğru bir şey değil ama Antep'te bu kadar lezzetli. Yemeğimizi yedikten sonra kahve keyfimizi bambaşka bir yerde yapalım istedik. Yemeğimizi yedik. Akşam oldu. Gezdik, tozduk, dolaştık sokaklarında biraz. Ve şu anda tarihi bir mekanın içerisindeyim. Selçuklulardan kalma Burici Medresesi'ndeyim. Burası şu anda sosyal tesis olarak kullanılıyor. Çay, kahve içeceğiniz bir kafeterya gibi düzenlenmiş. Yazın dışarıda oturuyorsunuz. Kışında iç bölümü var. Muhtemelen burası ana evinin yanındaki kışlık dershanelerden bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi kendime bir Türk kahvesi söyleyeceğim. İçeceğiz buradan. Kahvem geldi. Şimdi tadına bakayım. Yemeğin üstüne de çok güzel bir. Mekan güzel, küçük ama çok sevimli. Gördüğünüz gibi arkasında sobası da var. Duvarlardaki süsler, aksesuarlar ve mimari sizi yine geçmişe sürüklüyor. Sivas'taki ikinci günümüzde ilk durağımız yine bir Selçuklu eseri olan Gök Medresesi oldu. Güneşli ama soğuk buz gibi bir Sivas sabahından hepinize günaydın diyorum. Bugün Sivas'ta ikinci günümüz. Geziyoruz, geziyoruz ama bitmiyor. O kadar çok güzel binalar, yapılar var ki geze geze bitiremiyoruz. Yine onlardan bir tanesinin önündeyiz. Burası yine bir Selçuklu yapısı, yine bir medrese. Sivas'ın simgelerinden haline gelmiş Gök Medresesi'nin önündeyiz. Buranın iki tane ismi var. Bir tanesi en bilindiği Gök Medrese, diğeri ise Sahibi Medresesi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi o kadar muhteşem, o kadar devasa bir yapı ki Sivas'ın simgelerinden bir tanesi. Zaten dış görünüşüyle sizi cezbediyor. Burası bir medrese, dini ilimlerin verildiği bir medrese ama şu anda günümüzde müze olarak kullanılıyor. Şimdi içeriye gezeceğiz, beraber göreceğiz. Şimdi burası Sivas'ın böyle çok bilindik bir yeri değil. Ara sokağında bir yer ama o kadar güzel bir çalışmalar var ki burada. Bakın buraları değişik şeyler yapılıyor. Ne olacağını tam bilmiyorum ama inşallah tekrar gelir. Bunları da size tanıtma fırsatı bulurum. Şimdi medresenin içerisine doğru giriyorum. Burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş. Tertipli, düzenli. Bakın burada dışa avlusunda oturma yerleri var. Asıl giriş kapısı orası ama orası kapatılmış. Müzenin girişini başka bir yerden vermişler. Hani muhtemelen oranın süsünü, görüntüsünü bozmamak için, kapının zarar görmemesi için böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum ben. Ama görüyorsunuz bahçesi ağaçlandırılmış. Burası şu
merkezde, bu caddede çok ayrı bir yer olmuş. Çok da güzel olmuş. Burası müzeye dönüştürülmüş ama henüz resmi olarak açılmamış. Yani biz ilk defa giriyoruz. Açılış yapılmadan önce giriyoruz. Bu da bizim bir ayrıcalığımız. Avluya girdiğimizde her detay bizi büyülüyor. Sizlere iki tane, hatta üç tane medrese gösterdim ama bunlar arasında Buriciye ve Çifte Minareleri Medrese ve Gök Medrese üçünün arasında bir güzellik yarışması yapılıyor o dönem. Hangi yapı daha ihtişamlı, hangi yapı en güzeli, en görkemlisi diye ve tabii ki Gök Medrese, yani bu medrese seçiliyor. Şu anda medresenin, yani üniversitenin avlusundayız, bahçesindeyiz. Şimdi birazcık ben size planından bahsedersem, yapı açık avlulu, üstü açık gördüğünüz gibi, iki katlı, öğrenci hücrelerine sahip ve dört eyvanlı. Öğrenci hücresini size çok gösterdim. O kadar güzel hazırlamışlar ki bir medrese nasıl olunur? O dönemin, yani üniversitesi nasıl olunur? Burada onu çok iyi görüp anlayabilirsiniz. Mutlaka Sivas'a gelirseniz medrese nasıl olunur, neler olunur, medresede ne yapılır, burada çok iyi anlayabilirsiniz. Ve burası, yani müzeye dönüştürülmüş, sadece medrese olarak değil, Sivas'a özel şeylerin de sergilendiği bir müze olmuş. Mesela kilimleri, biliyorsunuz Sivas'ın kilimleri çok meşhur. Kilimlerin sergilendiği bir alan var. Dışarıdan eğilerek giriyorsunuz, kapı küçücük ama içerisi kocaman. Şimdi ben size dedim ki medrese dedim, eğitim dedim, üniversite dedim. Burası Selçuklu döneminin en ünlü, en güzel üniversitesi. Öğrenci hücrelerinden bahsettim size. Nasıl olduğunu şimdi göstereceğim. İşte bir öğrenci hücresi. Bakın, öğrencinin yatağı, kitaplarını koymak için raflar, okuması için kitaplık bölümü. Normalde o şey, soba olur. Ama burada yok. Burada bir kitabe görüyorsunuz. Bu yapının orijinal kitabesi. Yani muhtemelen vakfiyesi olduğunu düşünüyorum ben. Osmanlıca. Burada da yapının ilk hali, restorasyon geçirdiği dönemi anlatıyor size. Görsellerle birlikte bu şekilde bakın nasıl yıkıp buradan bu hale gelmiş. O kadar güzel restore edilmiş ki mutlaka görmelisiniz. Bakın resmen kırık, yıkık, dökük. Şu anda sanırım burası şu bölüm. Burayı gösteriyor. İçinde olduğumuz bölüm. Bakar mısınız? Neymiş, ne olmuş? Medresenin öğrenci hücrelerinde Sivas'a ait başka eserler de sergileniyor. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Sivas'ın neşi meşhur, halısı meşhur. Halılarının, kilimlerinin sergilendiği bir alan var. Öğrenci üzerinden bir tanesi o bölüme ayrılmış. Kapı küçücük, eğilerek giriyorsunuz. O dönemin saygısı. Yani öğrencilerin hocalarına, başka insanlara saygısından dolayı eğilip giriyorlar. Eğilip giriyorsunuz ama kilimlerin sergilendiği bölüm kocaman. Bakmayın buradan küçük göründüğüne. Şimdi ben hepsini girdim, gördüm, gezdim. Kilimleri, öğrenci odasını, başka bölümleri hepsine tek tek girdim. Ama bunları size gösteremiyorum. Çünkü neden? Çünkü müze resmi olarak açılmamış. Biz gelip görebiliyoruz ama fotoğraf çekmek yasak. Tabii çok normal bu. İnşallah siz de gelip görürsünüz. Ya da ben size açıldıktan sonra tekrar girip tekrar fotoğrafını çekip tekrar sunarım. Geliriz değil mi buraya tekrar? Evet, şimdi burası çok özel bir oda. Medresenin restorasyonu sırasında çıkarılan sandukalardan bir tanesi sergilenmiş. Ve buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bütün türbelerde bulunan, genel olarak sandukaların hepsi çinilerle kaplı, firuze renkli çinilerle. Bunu başka bir yerde görmeniz biraz zor.
Bakın duvar kalıntısından içinleri görüyorsunuz. Burası çok güzel. İnanamıyorum. Burası tuvalet. Çeşmesi var. Abdest alınan bölüm. Çok güzel olmuş. Bakayım tuvalete. 1271 yılında Parisliler dünyanın her yerinde kim bilir insanlar nerelere yaparken burada gördüğünüz gibi kanalizasyon sistemi var. Bakın detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bak ne yazıyor bak. Temiz su gideri, pis su çıkışı. Ne kadar temiz. Burası mescit kısmı, mescit bölümü. Bakar mısınız? Mihrap odası küçücük, mihrap kocaman. Çin'in süslemeleri görüyor musunuz? Ne kadar özenli, güzel. Peki kubbesi? Kubbesine bakın. Şu kapı da muhtemelen yukarıda görmüş olduğunuz iki tane minarenin bir tanesine çıkıyor. Selçuklu dönemine ait görmüş olduğum en güzel eserlerden bir tanesi. Hatta en güzel medrese. Birkaç tane medrese gezdik ama içlerinde en güzel restore edilmiş, en güzel halka sunulmuş, en güzel anlatılmış bir medrese. İçerisinde Çinlilerden tutun da ahşap işçilemesine kadar, yapının niçin kullanıldığına kadar o kadar çok detay verilmiş ki çok güzel yapılmış. Zaten bahçesinden anlıyorsunuz. Şu bahçenin üzerine bakın ya. Ağaçlar dikilmiş, çok güzel tertiplenmiş, düzenlenmiş. Hakikaten çok güzel olmuş. Ben çok mutluyum. Bir sanat tarihçi olarak İnanılmaz keyifle ayrılıyorum. Aslında ayrılmak istemiyorum ama size daha çok göstermek istediğim yerler var. Şehir merkezinde gezeceğiz. Taşhan'a gideceğiz. Şimdi maalesef buradan çıkıyoruz. İkinci günümüzde de Sivas'ın yöresel lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Sivas'ın döneri, eti, köftesi meşhur ama tabii ki bunun yanında yöresel birkaç tane yemeği var. Hatta aslında çok çeşitli var. Herkes bunu bilmiyor. Ben hani sordum. Çorbaları çok güzel, yoğurt çorbası var. Bir de madımak çorbası diye bir çorbası var. Meşhurmuş buranın. Onun haricinde burada bir kezik turşusu var ama bunun sadece sap kısmı kullanılıyor. Mesela Giresun'da bunun yaprak kısmı da kullanılıyor turşu yapılırken. Burada haydarcısı var, acı rezmenisi var. Buraya özgü birkaç tane daha sipariş verdik. Onlar da gelecek birazdan. Yani et yemeyenler de çok güzel şeyler bulabilir burada. Yani çorbanın tadına bakıyorum. İşi köfteyi ben haşlama seviyorum. Tam istediğim gibi bir köfte buldum ve hemen sipariş ettim. Onun yanında bir tane de Sivas tabağı gelecek. Sivas'ın yöresel yemeklerine ait tadımlık şeyler yiyecek. Onları sizinle paylaşacağım şimdi. Bu arada çorba değişik geldi bana. Hani güzel mi güzel. Ama çok tercih eder miyim? Yani Sivas tabağım geldi. Sivas özgü yöresel yemekleri bu tabakta görüyorsunuz. İçli köfte haşlama olarak yapılıyor burada. Sulus köfte özel, içerisinde kuyruk yağı var farklı olarak. Mumbarı, dolması, karalahana dolması sanırım. Hingel, içerisinde patates var diye biliyorum. Bu da mantıklı. En çok hingeli merak ediyorum. İçli köftesi çok güzel. Üçüncüyü yiyorum. Dördüncü, beşinci olsa onu da yerim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Hingeli çok fazla tercih etmem. İçinde patates var. Mantısı çok güzel. Köftesini göstermiştik ama şu an göremiyorsunuz çünkü yedim. Kuyruk yağı inanılmaz bir lezzet katmış ama ona bir tek baharatsız geldi. Baharatlı olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben mumbar dolmasını ilk defa burada yedim. Tadı güzel miydi? Güzeldi. Ama olsa da yesem der miyim? Hayır. Dolması bu arada karalahana değil. Yaprak parmakmış. Ama burada sıcak servis edildi ve güzel miydi? Evet güzeldi. Ama benim tercihim kesinlikle iç köfte. Turşusu zaten buranın tezik turşusu meşhur. Tadı güzel mi? O da güzel. Turşuyu ben genel olarak çok seviyorum. Farklı güzel bir turşu. O da lezzetli. Ben şimdi yemeğe devam edeyim çünkü içli köftem soğuyor. Çok mutluyum.
Yemeğin ardından şehir turuna devam ediyoruz. Yemeğimizi yedik, şimdi Sivas'ın sokaklarında dolaşmaya çıktık. Sivas sanılanın aksine çok hareketli bir şehir gördüğünüz gibi. Ve çok güzel böyle bu tarz çok güzel caddeleri var, hepsi de dolu. Yani böyle uzun uzun, büyük büyük, her yerde dükkanlar var. Alışveriş yapabileceğiniz çok rahat her şeyi bulabilirsiniz. Burası aslında ben buraya geldiğimde böyle küçük derli toplu bir şehir bekliyordum ama tam aksine içeri yani Sivas'ın merkezine geldiğinizde kocaman bir şehirmiş gibi geliyor size. Çünkü bunun gibi birkaç tane caddesi var böyle. Alışveriş yapabileceğiniz, oturabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Gördüğünüz gibi bayağı da bir hareketli bir cadde. Başka bir caddesi daha var, onu da göstereceğim ama önce buraya bir dolaşalım. Buradan nereye geçeceğiz? Taşan'a geçeceğiz. Şehrin tarihi adreslerinden birindeyiz. Sivas'ın en tarihi anına geldik. Taşan'dayız. Bunun gibi birkaç tane daha an var ama burası en eski ve en tarihi han. 3 tane kapısı var. Ben en yüksek caddeleri olan birinden, kapısından girdim. Doğu kapısından girdim. Hanın içerisindeyim şu an, avlusundayım. Baktığımda o tarihi hissedebiliyor muyum? Evet. Ama bana göre çok bakımsız burası. Altta dükkanlar var. Daha çok valiz ve çantaların satıldığı. Üst katları ise kafeterya, çay ocağı şeklinde yapmışlar. Sivas'ta böyle birkaç tane han var. Burası en eski, en tarihi han. 19. yüzyılın ikinci yarısı inşa edilmiş. Güzel bir yer ama bence çok bakımsız. Maalesef. Bunun bir kapısından girdik. Diğer bir kapısından dışarı çıkıyoruz. Burada çok insan var girip çıkan ama hepsi tabii hanı görmeye değil, valiz tamiri için geliyorlar. Sivas beklediğimden çok daha fazla tarih kokuyor. Yine tarihi mekanlardan bir tanesindeyiz. Meydan Camii'ne geldik. Burası Kanuni Sultan Süleyman Vezirlerinden bir tanesi tarafından inşa ettirilmiş. Cami kesme taştan ve dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş. Ünlü mutasavvıf, alim ve şair Şemseddin Sivasi ile yakınlarının yattığı türbe, kuzeybatı yönünde cami avlusu içerisinde yer alıyor. Beden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kastan sahip olup üzeri tek kubbeyle örtülü. Sivas'ta her caddede bir tane cami var. O kadar çok cami var ki. Bakın şu an ortada bir yerdeyim. Bu tarafta da cami var, bu tarafta da cami var. Bu tarafta başka bir caddesi var. Ara sokaklarında bile dükkanlar var. Mesela hani ben ara sokakta bir karıca mağazası ya da başka bir mağaza görsem derim burada bu iş yapmaz. Ama her caddesi iyi değerlendirilmiş. Gördüğünüz gibi. İstanbul'un renkli merdivenleri vardı Sivas'ın. Şimdi ise şehrin biraz dışına doğru geldik ve bilin bakalım niçin? Sivas denince aklı ilk gelenlerden bir tanesi de ne? Tabii ki de Sivas Kangal Köpekleri. Şimdi bir Truva Kangal Çiftliği'ne geldik. Ama maalesef yol çalışması sebebiyle kapalıydı. Arabayla gelemedik. Arabamızı uzaklarda bıraktık. Şu çektiğimiz çileye bakar mısınız? Kangal köpeği göreceğiz diye her yerimiz çamur oldu. Resmen bataklıkta yürüyoruz. Ama değer mi? Değer. Sesleri geliyor. Çok tatlılar. Burası galiba tarla ya. Şeker pancarı gördüm orada bir tane. Dağları, tepeleri, çamurları, bayırları, bataklıkları aştık ve sonunda çiftliğe ulaştık. Sivas'ın simgesi olan Kangal Çiftliği'ndeyiz. Sivas Kangal Köpekleri'nin yanına geldik. Biraz köpeklerden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi köpeklerimiz burada. Biz ağırlıklı Kangal köpeği. Evet. Üretimi yapıyoruz. Anadolu çoban köpeklerimiz var. Su dişimiz 3 yaşında. Türkiye'de çok güzel
dişi kangal köpeğine örnek verebileceğimiz bir karakterde bir köpektir. Yavru köpek veriyoruz. Küçük baş hayvanların içerisinde yetişiyor bunlar. Alışsınlar diye küçük bir tane. Zaten kendi karakterini iyi bir köpek ortaya kor. Bunun su. Su dişimiz, diş yapısı, ayak rengi, tırnak rengi, göz çekikliği, post rengi. Türkiye'de çok iyi, çok güzel bir isim yapmış bu köpeğimiz. Kangal'ın da özüdür yani bu köpeğimiz. Altar. Emektarımız. Kangal köpeğimizin erkek modelinde çok iyi örnek verebileceğimiz bir köpektir bu da. Yurt dışında uzun yıllar kaldı bu köpek. Öyle mi? Evet. Nerede kaldı? Almanya'da. Oo. Siz seversiniz. Sayın yönetmenim, Almanyalısınız. Evet. Ve kangal köpeğinin özüdür erkek olarak. Boyu, salı, kuyruk tutuşu, göz rengi, ağız yapısı. Yani kangal köpeğine çok iyi örnek verebileceğimiz köpeklerden bir tanesi de bu köpeğimizdir. Sizi de çok sevdi bu arada. Evet. Hepsinin ismi var mı? Hepsinin ismi var tabii ki. Emektarlarımızdan bir tanesi Sado deriz, yatıyor. Sado? Erkek. Evet, ismi Sado'dur. Bizim kendi öz damızlıklarımızdan. Sado. Ben böyle kangal deyince böyle hani biraz daha şey gibi düşündüm. Hani Sibirya kurtları gibi düşündüm. Yok, ve yok. Hani böyle insanlara daha böyle saldırgan düşünmüştüm, yok, ama yok, hayır, tam tersi, şu an inanamıyorum yani. Bunların insanlarla çok işi yoktur. Bu hayvanların tamamen karakteri özelliği dağda, çobanın yanında, hayvanların başında görevini yapar. Anladım. Şimdi size bir Anadolu çoban köpeği çıkaracağız, Paşa. Şimdi bu çıkacak olan köpeğimiz Anadolu çoban köpeği Paşa. Paşa. Daha bu yavrudur. Bu yavru mu bu? Evet, bu yavrudur. Yavruymuş. Evet. Bu yavruysa öbürleri ne? Anadolu çoban köpeğine çok iyi örnek verebileceğimiz bir köpeklerimizden bir tanesidir. Post rengi. Ay salı, rengi yalnız rengi küçük çok güzel ya. Evet. Ben seni sevmek istiyorum ama çok... Tabii sevebilirsiniz. Bunun insanların işi yok. Sevebilirsiniz. Birazcık seveceğim seni. Çok azıcık dokunacağım. Lütfen. Ne olur. Şu an tarihe geçiyorum ve köpeğe dokunuyorum. Hem de bu kadar büyük bir köpek. Ay çok güzel. Sevdin mi beni? Beni sevdin mi? Kangal cinsi dünyaca çok tanınan ve çok sevilen bir tür. Cüsseleri her ne kadar kocaman olsa da insanlara karşı aşırı uysal ve sevgi dolular. Bir köpeği ne kadar, yani fiyat olarak ne kadara veriyorsunuz? Şimdi kendi damızlıklarımızdan iyi bir kangal köpeği yavrusu çift olarak veriyoruz. Çift veriyorsunuz. Tabii ki, evet. Çift olarak veriyoruz. Tabii fiyatı değişiyor. Çifti 7.000 ila 15.000 arası, 20.000 arası değişiyor fiyatlarımız. Yetişkin köpeklerimizin fiyatları farklı. Onlar değişiyor. Tabii bu Anadolu çoban köpekleri genellikle alan korumada kullanılıyor. Hı-hı. Mesela bir villa, çiftlik, evet, gibi. Ama kangal köpeklerimizi kesinlikle bir sürü harici bir yere vermiyoruz. Ha, o köpekler güzel. Doğasını ve özünü yaşamak zorunda. Hı, çok güzel. Yani anladığım kadarıyla bir yavru kangal köpeğini 7.000 ile 15.000 lira arasında alabilirsiniz çiftini. Kesinlikle, evet. Bebek kangallardan birisi de kendini bizim yanımıza attı. Sado'nun, Sado köpeğinin torununun torunu geliyor. Aman Allah'ım! Gel! Adı ne bunun? Buna herhangi bir isim koymadık daha. Senin adın Nefes olsun. Olsun. Nefes olsun. Tamam, olsun, Nefes olsun. Senin adın Nefes olsun. Sana ben kendi ismini koydum. Ya, Sado'nun nefes... torununun torunu olabilir ama ismi benim. Şimdi bu Nefes oldu. Müşra'nın buna Nefes dedi, bu da Nefes oldu. Seni ben yerim ya, sen Nefes mi oldun? Bunu biz alıp götürelim ya. Ne kadar sürede büyüyor bu? Mesela dedesi gibi olacak. Şimdi yaklaşık bir yaşına kadar tam gelişim süreci devam edecek bunun. Bir yaşına, evet, kadar. Evet. Ondan sonra işte kalınlaşması. Şimdi bu içeridekiler olarak kaç aylıktı mesela? Onlar küçük olanları. Bunlar mı? Evet. Bunlar yaklaşık 40-50 günlük varlar değil mi? 50 günlükler. Şimdi bu? Bu da yaklaşık o kadar. Ömürleri ne kadar? Ne kadar? Kaç yıl yaşıyorlar mesela? 10 ila 15-16 yaş arası. Evet. Biraz kucağıma atalım. Tabii. Ama düşürebilir miyim? İstemiyorsunuz. Ay, şu an inanamıyorum. Köpek tutuyorum. Hadi görüşürüz. Hadi el salla. Bay bay. Hadi. Hoşça kalın. Görüşürüz.
Sivas Kangal köpekleri o kadar güçlü ki çiftlik görevlileri zapt etmekte epey zorlanıyor. Bunlar kara kırçıl geçerler. Kara. Evet. Boz var. Boz var. Evet. Tüy renkleri farklı olduğu için ona göre kara. Az önceki sevdiklerimiz? Onlar boz. Boz. Evet. Bunlar kara diye geçiyor. Evet, kara diye geçiyor. Ne olur ne olur. Peki bir şey soracağım. Bunları hiç böyle bırakıyor musunuz? Tabii ki bazen böyle alıp dizmeye çıkarıyoruz. Ama nasıl yakalıyor içeri sokuyorsunuz bunları? Alışkın olmak için. Ben tabii biraz uzak duruyorum. Çok büyükler. Bunda var ya, iyi spor yapılır bunlarla. Ben hiç almayayım. Ama bunlarla güzel sabah sporu olur. Hani koşuya falan çıkacaksınız. Bununla var ya. Evet, çiftliğimize geldik. Gezdik. Hayvanlarımızla tanıştık. Sevdik. Bir de imzamızı attık. Kendi adımı verdim. Nefes diye. Artık burada ben de yaşıyorum. Bu şimdi benim torunumun torununun torunu gibi oldu ama olsun. Çamurdan batağa çıka gelmek iyi oldu bence. Hiç şikayetçi değilim. Hakkını verdik. Oo, kayıtlara geçiyor. Nefes hızları da çıkıyor. Annesini de benim adımı yazacak. Ya iyi ki gelmişiz. İyi ki gelmişiz. Değdi vallahi. O kadar çamurda bak. Bir ayaklarımızı çekebilir misiniz lütfen? Bunları sevmek için. Ama değdi. Gezimizin ikinci gününü de bir tek senin de sponsorluk yaptığı Demir Grup Sivas Spor maçına gelerek tamamlıyoruz. Sivas'a gelmişken maça da girelim dedik. Maça da izleyelim dedik. Şansımıza bugün bir maç var. Çok keyif alıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Biliyorsunuz bir tek sen Sivas Spor'un sponsorluğunu yapıyor. Ve burada inanılmaz güzel ağırlanıyoruz bir tek sen sayesinde. Keyifli bir maç, maalesef telif hakkı nedeniyle size sahayı gösteremiyorum, çok fazla bilgi veremiyorum. Ama çok eğlenceli, çok keyifli maç izliyoruz. Ben de çok şanslıyım. Gezi programının olduğu bir günde böyle bir maça denk gelip de maç izleme fırsatı bulduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Anadolu Ev Tirleri'nin bu bölümünde tarihi güzellikleri, lezzetleri, cıvıl cıvıl caddeleri, Sivas Sporu, Sivas Kangalı ve daha göremediğimiz birçok yeriyle Sivas'ı anlattık sizlere. Bir sonraki turumuzda buluşuncaya dek hoşça kalın.